Merhabalar, yatırım ve Finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle beraber yine piyasayı, endeksi ve hisselerimizi incelemeye devam ediyoruz. Ki aslında saat 3 gibi bir canlı yayınımız da olmuştu. Orayı izlediyseniz aslında birazcık e, konulara hakimsinizdir diye düşünüyorum. Bu dönemlerde hem canlı yayınları hem de videoları sık sık atmaya devam edeceğim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Endeksimiz berbat durumda. Eksi 1.5 biz 100. Eksi 1.7 biz 30 endeksi ve bu endeks dün olduğu gibi son dakika toparlanacak gibi durmuyor. Şimdi isterseniz birazcık bunun sebeplerine değinelim. Haberler kısmında şu sektörlere geleceğiz. Arkadaşlar bunun en başça sebebi ABD'de gelen yıllık enflasyon verisinin 2.4 olması. Aylık bazda ise 0.2'lik bir enflasyon verisi geldi. Bu enflasyon verisi tarafında beklenti burada olduğu gibi 2.3 civarındaydı ki aylardır böyle bir şey olmamıştı. Geçen ay 2.5 beklenti 2.5 enflasyon. Ondan önce 3 beklenti 2.9 enflasyon beklenti üzeri 3.1 beklenti diğer ay %3 gelmişti yine beklenti üzeri. Ondan önceki ay 3.4 beklenti 3.3 açıklandı. Ondan önceki Nisan ayında da yine beklentide olduğu gibi bir enflasyon geldi. İlk defa enflasyon verileri beklentinin üzerinde geldi. Bu da arkadaşlar piyasalarımızda negatife sonuç açtı ki canlı yayında bunu size canlı canlı gösterdim. O yüzden bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın ki böyle olaylarda direktmen haberiniz olsun. Satışlarınızı yapacaksınız yapma fırsatınızı daha rahat elde edin. Bu haberden sonra buradaki faiz indirimi ihtimali Kasım, 7 Kasım'daki faiz indirimi ihtimali daha da sertleşti. 4.75-4.5 aralığı bölgesinde yani ya 25 bas puan ya da 50 bas puan faiz indirimi geleceği neredeyse kesin. Bu dönemde tekrardan borsa artışa geçer ama bir aylık bir borsa duraklama dönemine girmiş olabilir. Bunu da yine canlı yayınlarda konuşmuştuk. Burada da haberiniz olsun. Sektörlerde ambalaj, tarım hayvancılık, tasarruf finansma, ana metal ve inşaat sektörü artarken emeklilik, savunma, ilaç, sağlık, otomotiv ve madencilik sektörü düştü ar söylüyorum dün de söylemiştim savunma ve ilaç sağlık sektörü özellikle büyük fırsatlar yaratıyor. En çok artan hisselerde Tekfen, Europower, Gesan, Kardemir ve Alfas var. Enerji sektörü için iyi bir gündü. Vakıfbank, Enerjistan, Medikal Park, Sabancı ve Vestel ise en çok düşen hisselerimiz oldu. Özellikle az sonra inceleyeceğiz ama bunun sebepleri arkadaşlar. Enerji sektörünün bu kadar artmasının sebebini sizlere hemen şurada göstereyim. TİH Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihale 393 milyon TL tutarında teklifle Europower, Power Enerji ve Gesan arkadaşlar ortaklı uftesine kaldı. Önemli bir iş anlaşması ki bunun sonuçlarına az sonra teknik tarafta bakacağız. Bununla beraber haberlerimize son olarak geçmeden önce sizlere arkadaşlar halk arzlardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni halk arzımız dün bir eksi yapmıştı bugünse arkadaşlar %5'lik bir getiriye çıktı. Bin bin halk arzını ben seviyor muyum dersen ben hiç sevmem. Ee, ki aslında başlıkta da gördüğünüz Erdoğanların bir halk arzı arkadaşlar. Erdoğan ailesinin bir halk arzı. Burada da şunu şöyle göstermek istiyorum. Açalım şurada bin bin halk arzını. Net dönem karı evet fena değil. Net borç fena değil. Öz kaynaklar güzel ama. Bu öz kaynak değerleri bu piyasa değerini hak etmiyor. Şirketimizin 15 PDDD gibi bir oranı var. Yani bundan sonra yükselmesi zor. Hadi yükseldi diyelim. Yükselse bile arkadaşlar mutlaka mutlaka geri düşüş yapacaktır. Bakın bunun siyasi bir söylemle hiç alakası yok ama ben Binho şirketlerini hiç sevmem. Binho şirketlerinin geleceğine güvenmem. Binho mesela arkadaşlar. Ana şirket hatta şurada hızlı bir şekilde bakalım sizlerle beraber. Bakın arkadaşlar buradaki bin yatırımlar holding de bence makul bir şirket. Ama halka arz dönemde yine sevmediğim şirketlerden biriydi. Bu bin bin de bunun bin ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri AŞ'de bunun iştiraklerinden biri. Bakın büyük şirket üst şirket bin ho. Bunu görebiliyorsunuz ki içlerindeki en büyük şirketi. Holding bünyesindeki en büyük şirket olduğunu görebiliyoruz. Ho gibi ucuz değil aşırı pahalı yönetimini sevmiyorum. Diyeceksin ki Erdoğan'la ne alakası var arkadaşlar? Çünkü şu söylemler önemli. Diyeceksin dediğim gibi Erdoğan'ın ne alakası var? Arkadaşlar bazılarının aklında şu soru var. Hani bu adamlar AKP'ye yakın siyasetle ilişkisi var. Neredeyse her orta AKP'nin bir taraflarında var ki Üseme Erdoğan direktmen Sayın Cumhurbaşkanımızın yeğeni. Bu adamlar iktidar yakın olduğu için bir yükseliş yapar mı? Alakası yok arkadaşlar. Evet ama yani bak borsa için yani şu söylemleri söyleyebilirsin. Hükümete yakın şirketler daha fazla ihale alıyor, daha fazla iş alıyor. Bu doğru yanlıştır tartışlar ama bunun borsa için bir geçerli yok. Borsa İstanbul'da nice arkadaşlar hükümete yakın şirket var yükselemiyor. Yükselmedi daha önce. Ha dediler ki bak bu şirket hükümete çok yakın uçacak kaçacak. Uçmadı da kaçmadı da. Çünkü şirketin hisse değeriyle şirketin kendi gücü arasında fark var. Genelde bu tür siyasi şirketlerin patronları para kazanır. Halk harcıları yatırımcıları para kazanmaz. O yüzden ben bu şirketlere zerre kadar güvenmiyorum. Aklınızda bulunsun. Belki bu şirketin PDD oranı 2-3'e inerse o zaman belki alırız ki o da %80 kayıp demek zor. Ayrıca varlık oranlarında baya bir düşüş var. Şu an şirketin durumu pek iyi sayılmaz. Neyse. Ee, bunun dışında arkadaşlar diğer haberlerimize bakalım. Diğer haberlerimizde ne var? Burada Sayın Mehmet Şimşek'ten bir açıklama geldi. İş gücü piyasasında olumlu görünüm sürüyor ki bununla ilgili konuşacağız. Bunun tam tersini söyleyenler de var. Tüy'in yalan söylediğini söyleyenler de var. İşsizlik oranı Ağustos'ta aylık 0.3 puan düşüşle 8.5 oldu. %8.5 oldu. İlk 8 ayda 650 bin üzerinde istihdam artışı gerçekleşti. 2005 yılından bu yana sağladığımız istihdam artışı 13 milyon 13.5 milyona ulaştı dezenflasyon sürecinin ekonomik aktivite üzerindeki kısa vadeli etkileri devam ediyor. Ki bu hiç az bir etki değil. Bence burada açıkçası Sayın Mehmet Şimşek siyasi politik konuşmuş. Şirketler üzerinde gerçekten büyük etkileri var bu dezenflasyon sürecinin. Bir an önce artık sonucu ulaştırılması lazım ki yavaş hareket ediyorlar. Belli oranlarda başarısız olunduğunu söyleyebilirim. Başarılı olunacak ama daha iyi yönetilebilirdi. Sanayi üretimi Ağustos'ta aylık 1.6'lar aldığı nihai hedefi kalıcı refah artı olan programımızın geçici etkilerinin askeri düzeyde kalması için tüm politikalarımız eş güdüm içinde uyguluyoruz. Arkadaşlar ben açıkçası Mehmet Şimşek'in söylemlerini kale almıyorum. Diyeceksin ki niye kale almıyorsun? Beni bilen bilir ben siyasetçilere güvenmeyen bir yapıdayım. Özellikle siyasetçiler ki? Bunlar politikacı arkadaşlar. Yani özellikle beya beya politika yapıyorlar. Ya ben arkadaşlar... Tüm dünya piyasalarını takip ediyorum. Aklın bir tane olumsuz şey çıksın ya ağzınızdan. Her zaman adamlar iyi konuşuyor. kısa Bak olumsuzluğu bile kısa vadeli etki. Ya, yıllardan beri takip ederim. Özel son 6 yılda ya bir tane olumsuz şey söylemediniz ya. Olumsuzluklar diz boyu ama Adamların ağzından bir tane olumsuz şey çıkmadı. Ya bu aynı diğer taraflar için de abi bak. Amerika'da da aynı sistem var belli oranlarda. Siyasetçiler olumsuz konuşmuyorlar. Sadece orada siyaset dışı ekonomistler olduğu için FED biraz daha siyaset dışı kaldığı için gerçekleri öğrenebiliyoruz. Ama bizim merkez bankamız da siyasete batmış durumda. O yüzden doğru veriyi ancak böyle arkadaşlar diğer kaynaklardan öğrenebiliyoruz. Dediğim gibi ben bu kısa vadeli programın etkilerinin 4-5 ay daha sürebileceğini ve şirketlerimize büyük oranda negatif etki yaptığını Ocak'ta faiz indirim başlamazsa yavaş yavaş şirketlerde batışların gelebileceğini öngörüyorum. Ayrıca bir tane haberimiz var. Dediğim gibi inşallah ama inşallah bu işsizlik verilerine doğrudurlar. Çünkü buradaki arkadaşlar disk arın açıkladığı verilere göre bakın geniş tanımlı işsizlik oranında son bir yılda %23'den %27.2'ye yükseldiğini ve geniş tanımlı işsiz sayısının 2.2 milyon artarak 11 milyon ulaştığını ortaya koydu. Yani disk R belli verilerde TÜİK'te örtüşüyor ama belli verilerde TÜİK'in verdiği verilerin yanlış olduğunu söyleyen açıklamaları söz konusu. Ki TÜİK'e güveniyor muyuz? E sen güvenirsin güvenmezsin ama ben %100 bir veri doğruluğunu açıkçası düşünmüyorum. Niye? Sen devlete güvenmiyor musun? Arkadaşlar TÜİK verilerine göre bakın bizim enflasyonumuz maksimum %75'e ulaştı ama bir yılda fiyat artışları %150 civarlarına geldi. Yani diyeceksin ki gıda enflasyonu farklı, diğer enflasyon birimleri farklı. Her türlü fiyat biriminde TÜİK'in açıkladığı veriler yetersiz kaldı. O yüzden bu dönemlerde ben TÜİK verilerini kendi yatırımlarımda açıkçası ana faktör haline getirmiyorum. TÜİK verileriyle gerçek piyasa verileri arasında büyük bir fark var. O yüzden işsizlik direkt olarak düştü diyemiyoruz ki piyasa da aslında işsizliğin düşmesini çok fazla umursamıyor bakın. ABD tarım dışı istihdam verisi nasıl piyasalarda olumluluk yarattı. Bizim işsizlik oranlarımızın düşmesi piyasaların umurunda değil. Eksi bir buçuğa gitti piyasa. Çünkü real piyasa TÜİK'in açıkladığı verileri umursamıyor, takmıyor hale. Dediğim gibi bu aslında devlete duyulan veya hükümete duyulan reel piyasa güvensizliğini ortaya çıkarıyor ki böyle bir dönemde BK içerisinde yabancı yatırımcı girmez kimse. Verilerine güvenmediği bir piyasaya yüklü para sokmak istemez. Tabii ki bunun da yapmak lazım. İşte hukuk devleti olmak lazım, sosyal devlet. Ama bunun için belki de yıllar var. Umarım biz bir gün en azından çocuklarımız o günleri görür. Bunun dışında Miat önü tarafından Milli Savunma Bakanlığı'nın Yenişehir Hava Meydan Komutanlığı üstü için açılan güvenlik teknoloji sistemleri ihalesini aldı arkadaşlar. İhale bedeli 32.385.184 TL ile kazandı. Söz konusu tarın 2023 bir oranı 1.54 ki yazılım şirketlerinin savunma bakanlığı ihalelerini alması çok önemli. Devletten ihale almak gerçekten ama gerçekten şirketlere düzenli para kaynağı sağlıyor. Bunun dışında e, borsaya yeniden satış tarafında 291 milyon dolar hisse satışı yapıldı. Önemsiyor muyuz? Önemsemiyoruz. Dediğim gibi ben hep olumsuzlukları söyleyen bir insan değilim. Geçen hafta aldı bu hafta sattı Geçen hafta aldığında da umursamamıştım Bu hafta sattığında da umursamıyorum Şu anlık piyasalarda net bir denge yok Bir giriyor bir çıkıyor yabancılar O yüzden net bir yükselişten bahsedemiyoruz şu anda Net bir düşüşten de bahsetmiyoruz bu haber sonucunda KKM'de düşüş devam ediyor Dediğim gibi bununla ilgili fikrim değişmedi 21 milyar TL'ye düştü Umrumda değil KKM bu ülkenin başına sarılmış en büyük belalardan biri Bunu yapanlar da artık ya bu devlette adalete ya bu dünyada adalete ya diğer dünyada Allah'a hesap verecekler çünkü. E, özellikle halkın cebinden düşük gelir e, kesimli insanların cebinden milyar milyar alıp zenginlerin cebine koydular. Şimdi düşüyor iyi bir şey değil mi? Hayır arkadaşlar. KKM belası dolar aşırı sert yükselirken büyük bir belaydı. Niye? Faizler düşük dolar artışı yüksek. KKM muazzam bir şeydi özellikle zenginler için. Adamlar iş yapmıyorlardı, parayı KKM'ye koyuyorlardı. Şu anda işte hani yüksek faiz var, yüksek mevduat faiz var, dolar artışı yavaş. Yani KKM'nin artık bir faydası kalmadı bu zenginlere. O yüzden düşmüş artmış artık piyasanın umurunda değil. Dediğim gibi bunu yapanlar bir yerde artık hesap verecekler ya bu dünyada ya diğer dünyada. Dediğim gibi ben hakkımı helal etmiyorum. Enflasyon muhasebesine yatırım muhafiyete gelebilir. Bloomberg'in kaynaklarına göre arkadaşlar özellikle yatırım yapan şirketlerde enflasyon muhasebesine muafiyet gelmesi konuşuluyor. İç dünyasının enflasyon muhasebesi uygulamasına yatırımlarla ilgili kalemlerini satlamadan muaf tutulması yönündeki taleplerin hatla bulunduğunu belirten kaynaklar konuyla ilgili çalışmaların yakında açıklanabileceğini kaydetti ki bununla ilgili video çekerim. Özellikle yatırım yapan şirketlerde pozitifleşmeye çevrilebilir. TÜİK'in açıklamalarına göre sanayi üretimi Ağustos ayında yıllık 5.3 azalış kaydetti. Bununla beraber de aslında yüksek politika faizinin olumlu setlerini görebiliyoruz. Ama yine de daha büyük bir düşüş beklendiği için özellikle Kardemir tarafında bir artış gözüktü. İnşaat maliyeti endeksi yıllık %41 oranında artış kaydetti arkadaşlar. Bir önceki aya göre de 1.18'lik bir artış kaydetti. Onun dışında verilerimize baktığımızda çok önemli verilerimiz olduğunu düşünmüyorum. Dün bir haber geldi. Türk Hava Yolları 266 TL fiyattan 113.000 adet pay geri aldı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların ortaklık sermayesi oranı 0.37 oldu. Arkadaşlar bunun açıklaması şu belli bir süre Türk Hava Yolları yatağa gitse bile geleceksine bu hisseyi artırmayı düşünüyorlar. Bu fiyatların uygun olduğunu ve bu fiyatlardan toplamanın makul olduğunu düşünüyorlar. Belki de aslında bilerek bu noktalara Türk Hava Yolları'nı çektiler daha ucuzdan mal toplamak için. Neyse şimdi arkadaşlar endeks tarafımıza geçelim. En sonda bankacılık sektörü var. Acı bakarız ki bankacılar şimdi bakayım direkt. Akbank yapı kredi garanti özellikle büyük düşen bankalar Halkbank düştü Vakıfbank da aşırı sert bir düşüş var bir tek iş az düştü bine sektör arkadaşlar bankacılık sektörü piyasanın düşmesinde büyük oranda etki etti biz 30 kaynaklı bir düşüştü bu dönemlerde biz 30 hisselerini bu düşüşlerde almak mantıklı olacaktır endeks tarafına geldiğimizde ise önemli haberlerimiz arkadaşlar piyasalara etki etti şu anlık hissemizin endeksimizin daha doğrusu 8950 civarlarına kadar inme ihtimali olduğundan bahsedebiliriz. Genel olarak yatay bir sinyal var 8950-9100 arasında belli bir süre daha yatay sinyalde kalacağına dair hareketler var. Bitcoin tarafı ve ediğimiz 60.000 seviyesine tekrar geldi 60.300 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali söz konusu. Ethereum tarafında ise 2330 seviyelerini görmemiz söz konusu. Sol tarafında düşüş devam ediyor ki bundan bahsetmiştik. Sol tarafında da 132 dolar civarını görebiliriz. Dolar civarındaki artış birkaç gündür yavaşladı arkadaşlar. Önemli değil. Bu ayın sonunda 34.5 TL'yi görme ihtimali gerçekten ama gerçekten çok sert gözüküyor. Önemli bir ihtimal. Ki 10 gün içerisinde zaten belli bir 10 kuruşluk artış yaptı yani 34-40 civarlarını en azından 34.5'ü görmese bile görme ihtimalinin sert olduğu konuşuluyor dolar tarafında. Az az da olsa artış devam edecek. Ons altın tarafına tekrardan artış geldi. Bu son tüfe verisiyle beraber borsaya olan güven azaldı. En azından bir ay daha borsanın sert bir şekilde artmayacağı konuşuldu. Amerikan başkanlığı seçimlerine kadar ve sonrasında olacak 7 Kasım faiz indirimine kadar. O döneme kadar altın yatırımları hala mantıklı ki. Ons altın 0.66 arttı. Gram altında da tekrardan birkaç gün içerisinde 2900 üzerini göreceğiz. Altın sertifikası şu an tekrardan %3 civarı artışa geçti. Ben 38-84'e kadar makul buluyorum ama 32.84 civarına tekrardan gelirse çok riskli bir yatırım aracı. Gram altınla altın sertifikası arasındaki ee, kesim makas açıldıkça altın sertifikası en riskli yatırımlardan olmaya devam ediyor. Dediğim gibi 32.5 üzerine çıkarsa altın sertifikası alınmanın durdurmanız çok daha mantıklı olacaktır. Gümüş tarafında ise dediğim gibi piyasalarda borsa olan güvenin azalmasıyla beraber kripto olan güvenin azalmasıyla beraber gümüş artışı oldu. Gümüş tarafında 31.2 31.3 seviyelerine kadar artışın gelme ihtimali söz konusu. Amerikan borsası bunlar olumsuz etkilendi ve negatif açtı. Amerikan borsasında 20.000 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali söz konusu. Japon borsası ise daha sert kapattı. Japon borsasında tekrardan 38.800 seviyelerinin gözükmesi ve bir iki gün içerisinde borsanın teardan pozitife dönmesi ve en hem borsa İstanbul'da hem Amerikan borsalarında ama bir iki günlük yani veya bu haftalık bir negatiflik söz konusu haftede tekrardan toparlarız. Şimdi geldik hisse senetlerimize Miaten Önüç tarafında arkadaşlar düşüş devam etti ki beklemediğimiz bir şey değil 39 TL civarına kadar Miaten Teknoloji'de düşüşlerin devam etmesi öngörülüyor. Şu anlık RSI seviyemiz dip seviyede olduğu için 39 TL'yi görüp ardından tepki yükselişi alabilir az oranlarda. Onun dışında bu seviyelerde 39 TL bölgelerinde yatay seyir şu anlık gözüküyor. Bir süre bekleyip tekrardan düşüşe geçebilir. 37 TL'yi bir görecektir Miatek. Genel olarak öyle bir sinyal veriyor ama bu ay olmayabilir. Belki de Kasım ayında görür 37 TL'yi. Onun dışında arkadaşlar Türkbaş'a e geldiğimizde yine belli bir düşüş geldi. Yine dün belirttiğimiz noktaydı 150 TL civarı. Şu anlık tam olarak bakın 150 TL diyorum. 150,7 de şu an. Yarın 150 TL bölgesini görüp oradan tepki yükselişi alması lazım. Kesinlikle ama kesinlikle bedava fiyatlarda olduğunu düşünüyorum. Ki şurada da göstereceğim size. 1.25 PDD'de oranına geldi ki. Yani piyasa çarpanlarında göstereyim. Bu Türk pek alışkın olduğu değerler değil. Son dönemlerin en ama en düşük verilerinde Daha önce bu hisse 3 gibi çarpanlardan işlem gördüm O yüzden 2025 yılı için tüp biriktirmek mantıklı Özellikle çoğu ekonomistler kimsenin almadığı bu pahalı dönemlerde hisler almanın mantıklı olduğunu düşünüyor Çünkü kimsenin alamadığı veya almadığı dönemlerde Çünkü kredi işlemler kapalı şu an alınlar değerli şirketlerimiz aşırı ucuz Diyenler var işte borsa 5000-6000'e düşecek yani ben böyle bir düşüş olacağını düşünmüyorum. Bence olmayacak. Bakın tekrar söylüyorum, bence olmayacak. Hadi oldu diyelim. Yüzde yani binde bir ihtimal gerçekleşti. Yine Türk baş Türk Hava gibi zaten çok düşük hisseler bu düşüşlerden çok fazla etkilenmez. Türk Hava Yolları tarafında aşırı sert bir düşüş gelmedi çünkü geri alım programı söz konusu. Hatta burada göstermek istiyorum geri alım programını arkadaşlar. Bakın hem 3 Ekim'de hem 9 Ekim'de belli geri alımlar geldi önemli değerlerde ki önemli bir fon da ayrıldı. Türk Yolları'ndaki geri alımlar devam edecek ki ben bilerek düşürüldüğünü düşünüyorum bu seviyelere. 264 seviyelerini, 265 seviyelerini görme ihtimali olsa bile yavaştan artmaya başlayacak hisselerden biri. Özellikle 3. çeyrek bilanço aşırı aşırı iyi gelmeyecek. Yükseltmen yani Pegasus'unki daha iyi gelir. Geçen seneye göre Türk Yolları'nın yolcu sayısı birazcık düştü. Ama buna rağmen 3. çeyrek bilanço sonrasında azar azar da olsa yukarıyı fiyatlamaya başlayacak. Şimdi geldik Euro Power'ımı ve Gesan'ımıza. Önemli iş anlaşmaları yaptı Euro Power ve Gesan. Büyük rally başlayacak mı? Aslında gelebileceği maksimum noktaya hem 8 Ekim'de hem 7 Ekim'de hem de 10 Ekim'de gelmiş. Hissemizin gelebileceği maksimum nokta 29.80 civarı. Bu bölge kadar potansiyeli var ama bir daha bu bölgeye gelirse satış yapmanız çok mantıklı olur. Euro Power şu an 29.80-30 TL bölgesine geçebilecek gibi bir sinyal vermiyor reel olarak o bölge gelse bile oradan tepki düşecektir. Şu an aşırı sert bir sinyal gözükmüyor. Dediğim gibi satış yeri de 29.7-29.6 bantları satış bölgesi. Gesan tarafı yine 42-43 TL civarını gördü. Gesan'da 42-10 seviyelerini görebiliriz. Ama 42-10-42.5 seviyelerine geldiğimizde yavaş yavaş satış yapmak mantıklı. Gesan Euro Power'a göre şu an daha potansiyel duruyor ama yine de aşırı büyük bir beklentide olmayın aşırı büyük bir patlama olmayacaktır. Bu da şu iki şirketi göstermek istiyorum sizlere. Son dönemlerde bunun şirketler bayağı ucuzladı. 2.96 Euro Power, 2.30'un da Gesa'nın PDD'de oranı var. Şirketler makul ama aslalım bölgesi Ocak ayı diye düşünüyorum. Aracı kurum dağılımlarına baktığımızda Miatkı vakıf almış, MEXA ve Bofa satmış. Miatek yükselirse ne zaman yükselir? Bofa'nın alışa geçmesi lazım. Tüpraş'ta iş vakıf QNB garanti Osman alışı varken Bofa'nın satışı var. Türk ne zaman yükselir? Bofa'nın alması lazım yine cevap aynı. Türk Hava Yolları'nda yapı kredi, deniz, garanti, meksa, vakıf alışı varken Ak Bofa satmış. Yani burada illa Bofa'nın almasına gerek yok ama yine Bofa'nın alımları önemli. O yüzden bu seriyi her gün izlemeyi unutmayın. Her gün 18 civarında yetiştirebilirsem ben bu seriyi atıyorum. En azından hisselerin aracı kurum dağılımlarını öğrenmiş olursunuz. Bu 3 hisseyi özellikle Miatek, Türk ve Türk Hava Yolları'nı her gün paylaşıyorum. Ekstra da bir iki tane de hisse koyuyorum. Türk Hava Yolları'nda şu an BOFA'nın ve HSBC'nin alış tarafına geçmesini bekliyoruz. Euro Power ve Gesan'ı ise Euro Powerı BOFA ve ziraat almış. Gesan tarafında ise yine Flip ve BOFA alışı var ki Flip de aslında BOFA'nın yancılarından biri. Onun parasını kullanan aracı kurumlardan biri. Bu iki hisse ne zaman düşer diye sorarsam BOFA'yı ne zaman satış tarafında görersek bu iki ise de Düşüşler gelebilir GESAN'da 38-68 civarına doğru Euro Power tarafında ise 26-92 civarlarına doğru BOFA'nın satışı sonrasında Düşüş gelme ihtimali söz konusu O yüzden takip edin bu hisselerin aracı kurum dağılımlarını Genel olarak Aracı kurumlara baktığımızda ise İş, ak, garanti, yapı kredi gibi sağlam bankalar Almış bunlar orta vade için önemli Satış tarafında ise Bank of America, TEP, MEXA ünlü gibi Satışlar söz konusu Bank of America yüksek oranda mal çıkmış Sadece Kardemir almış. Bunun dışında BİM, Vakıfbank, Türkbaş, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank gibi bankaları satmış. O yüzden 8900 civarını görüp oradan tekrardan BOF'a almaya başlarsa tepki yükselişini alabiliriz. Hacim tarafında ise gerçekten hacimsiz bir gün. O yüzden dediğim gibi bir süre daha 8800-9200 arasında yatay seyirde kalacaktır. Ne aşırı sert düşüşler için ne de aşırı sert yükselişler için şu anlık enerjimiz piyasada yok. Para yok, hacim çok düşük. Özellikle bakın, yani Bank of America'nın 20 milyar TL'de kalması, yapı kredinin 10'u geçmesi çok mantıksız oranlar. Yani ne zaman borsa yükselir veya aşırı sert düşer ben size cevabını söyleyeyim. Yapı kredi, bofa ve iş yatırım en yüksek hacimli 3 banka. Bu 3 bankanın da toplam hacminin 30 milyar TL üzerine çıkması lazım. Yani toplamda 90 milyar TL olması lazım. Şu an kaç milyar TL diye sorarsan 60 milyar TL. Yani arada 30 milyar TL'lik bir boşluk var. Bizim piyasamızı en azından 30-40 milyar TL'de koyulması lazım. Deniz yatırımın 17-18 milyara gelmesi lazım. Ak yatırımın garantinin 10 milyar TL üzerine çıkması lazım hacimlerde. Böyle hacimsiz piyasalarda büyük rallilerden bahsedemeyiz. O yüzden borsamızın bir ay daha yatay ya gitme ihtimali çok ama çok kuvvetli. Yani genel olarak diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Sizden ricam daha fazla içerik için katıl tarafına gelebilirsiniz. Ayrıca katıl tarafına gelip bana destek vermiş olursunuz. Bunlar benim için çok değerli. Ee, videoyu beğenip kanala abone olursanız da çok sevinirim. Ben hem canlı yayınlara hem de arkadaşlar bu 18 videolara devam etmeye çalışacağım. Siz de her gün saat 18 civarında bu seriyi takip edebilirsiniz. Her gün PSC anlatmaya devam ediyorum. Bunlar için abone olup bildirimleri açmanız çok değerli. Hepinize, ailenizle, mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.